yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Yazdıkların doğru mu? Sen bunu nereden buldun? Halil, burada yazanlar gerçek mi? Sen beni gerçekten sevdin mi? Bilmek mi istiyorsun? Neden Melek? Peki neden şimdi? Haklısın. Haklısın, ben çok özür dilerim. Sonra elini tutup eşim olarak getirecektim buraya. Bitti bitecek derken sen gittin. Ansızın. Hiçbir şey demeden
Ama ben vazgeçmedim, devam ettim burayı yapmaya. Sonra bu oda bir gün bitti. Ama sen yoktun. Senden haber yoktu. Senin dönmeyeceğini anladığında nefessiz kaldım. 20 sene... ne açıp içeri girebildim... ne de yakıp kül edebildim. Söylesene Melek. O yazdıklarım yalan olabilir mi? Ya feda etmişim her şeyi. Özür dilerim. Özür dileme Melek. Özür dileme. Ben sana hiç kırılmadım ki. Her şey bambaşka olabilirdi Halil. Burası... bu ev, burası bizim yuvamız olabilirdi. Biz çok mutlu olabilirdik. Yine olabiliriz. Bak buradasın işte. Ben buradayım. Biz buradayız. İstersek biz olabiliriz. Bize bunu yapma Melek. Beni sensiz, nefessiz bırakma. Bize bunu yapmayacağım. Hepinizi kanatlarının altında, sinesinin uytusunda taşıdı. Etti diye demeyeyim. Elbet baba olmanın gereğini ense yapıcı. Yaptık da. Babalarımızdan ne aldıysak onu vermeye gayret ettik.
Bilmediğiniz ne acılar ısırladık. Sırf size yük olmasın diye. Biz atanız, dedeniz, babanızız. Anlamazsanız da hep iyiliğinizi istedik. Ama bakmış olası kalmamış. Madem her şeyi benden iyi bildiler, bildikleri gibi yaşasınlar diye. Anlayacağınız, sizi rüzgarın ayazından, güneşin sıcağından yıllarca koruyan koskoca çınar vardı gitti bir başka toprakta dinlenmeye durdu. Her biriniz kendi gölgenizde soluklanacak yaşa geldiyse, yalnızdakini, yörenizdekini korursunuz elbet. Ama şunu unutmayın, biliyoruz dediğiniz her şeyde Cumali'nin izi var. Siz az düşünün taşın. O biraz durulsun. Sonra yakışan neyse onu yapın. Dede. Dede. Dede biziz. Baba. Baba. Uyudu mu acaba? Gözükmüyor bir şey. Dede. Hemen zor anahtar ver. Çekil. Baba. Dede. Burada da yok. Bardak düşmüş. Bir şey mi geldi acaba bu odanın başına? Ne yapsak amca? Ya amca, bardak düşmüş yere, telefonunu anlamış, bir şey olmuş kesin bak. Ben biliyorum dedemi yapmazdı böyle. Affedersin. Melek. Baba. Merhaba baba. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Neyin nasılsın? Sen gidince karar anım. Döndüğünde zifte bulandı. Bu da yetmezmiş gibi. Elin adamını toprağından hep birlikte kopardınız. Anlamadım baba, anlamadım. Ne oldu? Kime ne yaptım? Bak bak, sanki bilmiyormuş gibi yapma. Şimdi Cumali gittiği yerde başına bir iş gelse, bunun vebaliyle yaşayabilecek misiniz? Kapla. Teşekkürler. Rica ederim. Yok. Yok, buraya da uğramamış. Kahvede de gören olmamış. Ya Antep'e falan mı döndü acaba? Sanmıyorum Ömer. Telefonunu alırdım ama. Amca bir gören soralım muhtara. Sorup soruşturalım. Kimse var mı yok mu? Hayırdır inşallah. Hayır. Gidelim. Ya düşmüş mü? Bilmiyorum, atlamış diyorlar. Ya yaşlı başlı adam. Ne canına tak etti de Fırat'a bıraktı kendini. Yazık vallahi. Kimin neymiş? Buralı mı?
Allah Allah. Bir şey olmuş amca. Amca bir şey olmuş. Açılın arkadaşlar. Dağılın, açılın. Ne olmuş kardeşim? Suya biri atlamış. Nasıl biri atmış? Nasıl biri? Yaşlı dediler. Saçı sakalı ağarmış, efendim biriymiş ama işte. Arıyorlar şu an. Ben bir geçebilir miyim izin? Geçemezsiniz. Komutanım, kimmiş düşen? Bir bilgi var mı? Bilmiyoruz. SAK ekipleri arama yapıyor. Açın arkadaşlar. Dağılın. Amca bak, dedeme bir şey olursa ben yaşayamam amca. Sus, böyle konuşma. Bunları düşünmeye yaşayalım. Dua edip bekleyelim. Değil mi? Yine sabah etkisi. Bu güneş neyin üzerine doğdu biliyor musun? Bundan sonra bizim olacak güzel günlerin üzerine doğdu. Bizim aydınlığımızda karanlığı yaşayacak olanların miladı olarak doğdu. Bugün unutma. Sakın unutma. Buraya kök salan şu dükkanlar var ya, hepsini tek tek sökeceğim zamanın başlangıcı olarak doğdu bugün. Şufanın taşları üzerine yemin ederim ki hiçbirinin ağzında tat, evinde huzur bırakmayacağım. Halil'in canına can olan ne varsa, kim varsa hepsini bir bir alacağım. Neden Halil ki? Adnan'ın peşine polisi düşüren de tuzağı kuran da oymuş. Oğlu olsa ellerimle öldürür yaşadığımı yaşatırım. Madem oğlu yok, oğlu yerine gördüğü Ömer'i, çok sevdiği ailesini, çatı gördüğü her yeri yerine yeksan edeceğim. Halil'i Halil yapan itibarını, adını sanını alacağım, yerle bir edeceğim. Solduranın ciğerini sökeceğim. Yaşadığı her an ölmeyi dileyecek ama ölmeyecek. Nereye bakarsa sebep olduğu acıyı görecek. Böyle böyle bitireceğim onu. Bundan böyle işimiz çok, yolumuz uzun albayım.
İstersen sen eve git, dinlen, uyu. Amca bir şey buldular amca. Bak bak bak, bir şey çıkıyor amca. Birisini çıkarıyorlar oradan. Ömer, bir sakin ol. Merkez 110, dalgıçlar derinlikten kayıp şahsa ulaştı. Sudan çıkarıp botu alıyoruz, bilginize. Komutanım, ben bir geçebilir miyim? Benim dedem olabilir o. Giremezsiniz. Komutanım, dedem olabilir. Bir zorluk çıkarmayın, giremezsiniz. Tamam, bir öğren o zaman. Suni terapi falan yapıyorlar mı, kalp masajı falan, öğrenir misin? Botta sakin doktor var, sakin olun. Komutanım, ben bir geçebilir miyim? Geçemezsiniz. Ya o benim babam, o benim. Dedem o benim. Ne olur bizim beni. Dede. Merkez 110. Maalesef şans suni teneffüse karşılık vermedi. Merhum 60-65 yaşlarında erkek. Yaklaşık 1.80 boyunda. Kıyıya geliyoruz. Bilginize. O sen bir... Komutanım, dedem o benim. Ne olur dedim ben bana. Giremezsiniz, yasak. Ömer! Dede! Ömer, sakin ol. Ömer. Buradan dedem, amca. Amca, dedem gitti amca. Tamam, tamam bak. Ömer. Amca, Ömer, amca benim dedem, atam benim, o babam benim. Ömer. Dede. Ömer, bakar mısın? Sakin olur musun? Daha bir şey bilmiyoruz, tamam mı? Ne olup burada? Kimmiş canına bir yan, belli mi? Dedem yıktın mı dedem? Ne işiniz var burada? Neye geldiniz? Merak ettik baba. İyi misin? Gözümüzle görelim istedik. Nereye gitsem peşimdesiniz ya? Nereye gitsem peşimdesiniz? Bir düşün yakamdan ya, bir düşün yakamdan. Allah Allah. Allah. Oh, çok şükür Rabbim. Allah'ın verdiği canı sizin için hece edeceğimi de nereden çıkardınız ya? Aklımı mı yitirdim ben? Sizin kaçırdığınız huzuru bulmak için geldim buraya. Canıma kıymaya değer. Dede, evde görmeyince korktuk. Telefonu da almamışsın yanına. Kimseden haber beklediğim yok. Ne demeye yük edeyim cebime? Merak ettik baba. İyi misin bir?
çelişkilerle boğuşuyorum gittiğinden beri. Kahkahaların çınladığı locaya küseyim derken bir tek oranın avlusunda nefes alıyorum. Seni düşündükçe omuzlarımdan yüreğime bir ağırlık çöküyor. Gidişinle baş etmek için sana öfkelenmek istiyorum ama nasılsın, iyi misin merakı özlem gibi oturuyor içime. Yeter ki o iyi olsun diyorum. Sedef sedef yokluğunun acısını işliyorum. Göz bir kere görünce yürek her şeyi bilmek istiyor değil mi? İyi etmişsin, iyi etmişsin. Zaten her satır senindi. Okudum Mirza. Okudum. Okudukça ah dedim. Ben çok büyük bir yanlışa feda etmişim her şeyi. Anlatmak istediğin ne varsa vakti gelince dinlemek isterim. Ama bunları bilmek önce Halil'in hakkıdır diye düşünüyorum. Konuşacağım onunla, bugün konuşacağım. Defteri okuduğumu da söyleyeceğim. Ona ait olanları da vereceğim. Gelmeyecek mi bugün? Ya gelecek, gelecek de. Cumalem mi? Çekmiş Alfeti'ye gitmiş. Demiş, ben bundan sonra burada kalayım. Halil ile Ömer de sabah erkenden işte gittiler. İnşallah alıp gelirler. Şimdi anladım, babam bunu kastetti demek sabah. Alacağın olsun ya dede. Ya resmen kapıyı kapadı yüzümüze, gördün mü amca? Gördüm. Oğlum sen dedenin inadını bilmiyor musun? Bilmem mi? Ya ne yapacağız şimdi? E ne yapacağız, girip konuşacağız. Hey hadi, ben gidiyorum. Dede ne yapıyorsun burada? Börtü böceğe su vereyim ha. Baba neden buradasın? Huzur için. Ama maşallah geldiniz gene kastettiniz ha. Uzağında duramıyorsak bunda senin de payın var. Anlaşıldı anlaşıldı. Konuşmadan gitmeyeceksiniz siz. Gelin oturun bakalım. Oturun da deyiverin hele. Seni dinlemeye geldik baba. Vakti geçti onun, vakti geçti. Benim size ne kelamım kaldı ne de edecek annem. Öyle mi? Neden dede? İlla bizim senin istediklerini mi yapmamız lazım? Ancak o zaman mı seveceksin sen bizi? Bak dede. Sen bize ne yaparsan yap, bizi ne kadar üzersen üz, biz yine çıkıp buraya geliyoruz, geliriz de. Sen bizim atamızsın. Başımızın üstünde senin yerin var her zaman. Çünkü biz seni seviyoruz. Dilin zehir, ayarın zemberek oluk senin. Neden dede, öyle mi? Deyivereyim bakayım, anlayacaksın mı? Emin'i verecek diye yarenimle kanatlandıydık. Toruna torbaya karışıcıydık. Seyit Ali'yle en büyük kavgamız torunlar hangimizi seviyor olucuydu belki. Sonra her şey yerine yeksan oldu. Sen meleğin gidişiyle Sönen Ocağımızda amcayın tükenişi, babaannenin feryatları,
Benim çaresizliğimin kölgesinde büyüdü. Birbirimize sarılarak iyileştirmeye çabaladığımız kanatlarımızı aynı yerden gene kırdı. Bizim Defne'yle yaşadığımız aynı şey değil dede. Anasının kızı değil mi? He? Sen sanıyorsun ki ben inadımdan senin karşına dikiliyorum ha? Sen bilmez misin ki tarih tekerrürü sever? Sen perişan olunca ben huzur bulur muyum? Ciğerim bir kere daha dayanır mı bu acıya? Çok iyi anladım dede. Şu an senin neden buraya kaçıp geldiğini çok iyi anladım. Sen geri dön diye benim o kızdan ayrılmamı istiyorsun değil mi? Hı? Bu mu dede? Beni acılardan korumak bu mu? Torununu acılardan korumak bu muydu dede? Ben o kızı seviyorum ya. Ben o kızı seviyorum. O kız gidince, ayrılınca benim ciğerim, benim canım yanmayacak mı dede? Ömer, sakin. Ben hiçbirinizi karşıma alıp da ben gidiyorum dedim mi? He? Dedim mi? Dönmek için şart koştuğumu da nereden çıkardın? Suyunuzu bildiğiniz yatakta akıtın ha. Beni de rahat bırakın. Ya yanınızda, yörenizde olduğunda bir şey değişti mi? Değişmedi. Ben de sözümün hükmünün olmadığı yerden nefesimi çektim. Rahat edeceğinize ille de düdüklüyünüz ya. Dedeciğim sonra ne olacak? Peki senin ilaçların ne olacak? Senin diyetin ne olacak? Onlara ne yapacağız dede? Kafana yük etme sen beni doktor. Bakarım ben kendime. Kafama yük etmeyeyim. Amca duydun mu? Babaanneme ne diyeceğiz dede? Ha? Kadın orada perişan. Sen üzül, mahvol, perişan ol mu diyeceğim? Koskoca Cumali Şirhan inat etti çocuk gibi. Gelmiyor mu diyeceğim dede? O artık Şirhan değilmiş de. Allah'ın kulu Cumali'ymiş de. Senin yiyip bitiren dilinden osanmış de. Benim körlüğümden bıkmış de. Etmeyin, eylemeyin demekten sıkılmış de. Dilini dibine çekip Hakk'ın rahmetini sessizce bekleyeceğimmiş de. Ömer yeter. Babam madem böyle uygun görmüş, bize sorgulamak düşmez. Bakarsın bu mesafe hepimize iyi gelir. Dip dipeyken göremediklerimizi görür. Birbirimize eğilmenin yolunu buluruz belki. İhtiyacın olursa ara baba. Çıkar gelirim. Of. Sağ olasın. Yok yok koyma bana. İç. Olmaz anacığım iç biraz bak. İçim ferahlar. Hiç uyumadın. Vallahi tansiyonun çıkacak diye korkuyorum ha. Dilim lokma aç değil. Yattığım yatak döşek değil bildin. Şurama bir şey oturdu. Kalkmayın. Bu oğlanlar nasıl kaçırdılarsa babalarını aynı o şekilde eve getireceğler. Yoksa ikimizin de sebebi olacaklar. Her şeyin vebalini Ömer'le Halil'e yüklüyorsun ama bak babam kendi gitmek istemiş. Bırak da az biraz soluklansın adam. Benim 40 yıllık kocam bana mı anlatıyorsun bildim? Halil Melek'ten vazgeçmedi. Yetmedi. Ömer'le Defne çıktı tepemize. Ya analı kızlı hanemizin üstüne garabasan gibi çöktüler. Olanlar ettiklerine uyanmadan Cumali ölse dönmez bu eve. Hiç boşuna ferahlatmayın kendinizi. Anacığım kimsenin öyle ferah merah olduğu yok. Bak Seydal amca da dedi. Varmayın üstüne. Öyle demedi mi? He dedi. Ben de diyeyim ki olanlar kabahatlerini anlayıp Cumali'yi bu eve geri getirici. Günaydın hanımım. Günaydın Beyhan.
Mahmut. Sen bu saatte kalkmazsın ama hayırdır? Uykuduk vardı hala. Babana mı takıldın? Ortada yok hala. Nerede bu adam? Arayık, telefonlarımızı açmıyor. Sağa sola mı gidek, polise mi gidek karakola? Kendi kendimizi rezil mi edek? Ben ne edeceğim bilmiyorum hala. Çıkar bir yerden. Sen dertlenme. Ben Beyhan'a diyeyim de masayı hazırlasın. Ve bismillah ya Rabbim. Ve bismillah. Mahmut. Halam da bilmiyor yerine. Bak vallahi böyle olunca ben korkayım ama aklıma kötü şeyler geliyor. Gelmesin Kadri aklına kötü şeyler. Aklına kötü kötü şeyler gelmesin ha. Ben kendi aklımdakileri kovamayayım. Bir de senin aklındakilerle cebelleşemem. Gelmesin. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Ya biz hangi arabayla geldik ya? Ya biz hangi arabayla geldik Kadriye? Ya Allah aşkı için biri de bana söylesin ya. Ya benim ömrümün hayali BBM'e sevinemez oldum ya. Ya yeter ya. Ya benim bütün heyecanım, benim bütün isteğim ha şu kursağıma takılı kaldı ya. İnmiyor aşağı. Mahmut'u. Sımın içi. Bak şimdi ben doğruları söyleyince ben kabahatli olayım ama bak sen şimdi kendi ağzına demedin mi? Kendi ağzına dedin. Ya Melek burada yokken bizim hiçbir derdimiz, hiçbir tasamız yoktu. Yalan mı? Ha? Ne güzel bak bu çatının altında hep beraber yaşaydık. Mithat buradaydı, babanın öyle evden gitme huyları yoktu. Kahvaltılarımızı beraber ediydik, akşamlarımız ne güzel şenlikte oluydu. Yalnız mı? Ha? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Bir de bana şimdi ne oldu? Bir de bana yalan mı? Şimdi öyle mi? Sürekli yüreğimizde bir tükürdü. Acaba Melek şimdi neye sebep oldu diye. Yalan mı? Mithat da ondan yüz bulayım. Gitmiş o kadına yüzük takmış bilir mi? Yüz bulup. Ha bir de değil ki. O kadın değil, onun bir ismi var diye bana yengesiyle böyle konuşuyor. Geçen emlakçıda karşılaştım da orada söyledi bana ya. Emlakçı mı dedin sen Kadriye? Senin emlakçıda ne işin var? Hayırdır inşallah. Sakın bana ben gidip kendi kendime eve baktım deme bana. Hayır. Ne işin var senin emlakçıda? Yok ben, bana teyzem kendisi... Kendi sordu bana dedi, biz dedi ev alma niyetine gittik dedi. Sen dedi bir emlakçıya git dedi, bir sor araştırmayı yap dedi. Ben ondan gittim. Dedim mi ben sana hani niyetlendiler diye dedim o zaman? Aman şimdi benim aklıma ne geldi bilin mi? Bu Hatice teyze bu kadını evden kovmuş olmasın? Hı? Kesin. Ben sana söyleyeyim kesin bak Mithat bu kadını ev açıcı. Kesin. Çünkü niye? Nikahsız yaşayamazlar. Evlerini deseler zaten kıyamet kopar. Ya Kadriye yeter lan anlamıyor musun sen? Yeter ya. Ya yeter yeter. Allah aşkı için yeter ya. 99 tane derdim var. Bir de senin dırdırınla uğraşayım burada kendi kendime. Ya yeter yeter ya. Tövbe bismillah ya Rabbi ya. Mahmut ben sana kıyamadığımdan diyeyim. Benim kötü bir niyetim yok ki. Ben sana kıyamadığımdan diyeyim ya. Ya nereye kadar sen bu yükü taşıyacaksın ha? Nereye kadar taşıyacaksın sen? Bak konağın yükü sende. Dükkanın yükü senin işine kocacığım. Ha? Ben sana kıyamayayım ki. Bak gözüne uyku girmiyor. Gözüne uyku girmiyor. Şuna bak. Şuna bak. Ne uyku kaldı ne tümek kaldı ha? Ben sana kıyamayayım. Ben diyeyim ki acaba diyeyim bizim... Tövbe bismillah ya. Acaba diyeyim bizim kendimize ait bir kapımız mı olsa kafamızı kapatırız ne bileyim ondan sonra derdimiz tasamız arkada kalır yani o... Ben sana kıyamadığım için söyleyeyim Mahmut. Ya helal olsun sağ Kadriye ya. Helal olsun sağ yemin olsun. Ya ben dağıldık darmaduman olduk diye hayıflanayım. Sen de gelmişsin bana. Hadi gel biz de gidelim deyin ha. Helal olsun sağ Kadriye be. Helal olsun sana. Kocacığım ben sana kıyamadığımdan ötürü bunu söylüyorum. Ne alakası var? Baba. Allah'a şükürler olsun geldim. Vallahi sabaha kadar o kadar merak ettik. Yemin ederim gözümüze uyku girmedi. Kızım, ben kaç yaşında herifim? Nereden çıktı merak etmek? Beyhan! Sabah şeriflerin hayır olsun. Sayın abi, camiden mi geldin diyeceğim ama. Yok abla, biraz dolandım. Ocağa dükkana param var. Dün bütün gün uğramayınca tabii merak etmişim. Beyhan, sen bana bir kahvaltı hazırla. Söğüş, domates, salatalık, ne bileyim börek, ciğer falan olsun. Tamam mı? Babacığım onların hepsi bizim soframızda zaten var. Senin hani canın çektiği, gönlün çektiği başka bir şey varsa ben onu hazırlayayım. Yok kızım ben öyle istemeyim. Hazırlasın, bir torbaya koysun, ben alıp götüreceğim. Yine binerim aşağı.
hala. Ay, babamın beti benzi artmış vallahi, ruh gibi kalmış adam, çökmüş. Bu adam sabaha kadar hiç mi uyumadı acaba? Benimki de soru. Nerede uyuyacak? Kızım, dilin çalışıcına elin çalışsın. Bak kocan aç. Beyhan'da işi var. Kız, neredesin sen? Ben neredesin? Sofrayı da mı ben hazırlayayım ha? İki canımla sofrayı da mı ben hazırlayayım? Açım, aç be. Valla yazık bana, günah bana. Yavaş ablacığım, birazcık yavaş. Uyuyacağım. Şu ayağını birazcık çeker misin? Öteye gider misin Allah aşkına? Yani ortalamışsın maşallah gene. Ablacığım birazcık insan gibi yat o zaman. Allah Allah. Saat kaç? Sabah olmuş. Sen yeni mi geliyorsun Alpay? Ha? Ay geceyi nerede geçirdiniz acaba? Ya bu Kenan oğlan acısından kafayı yiyecek ya. Sabah kadar sandalyenin üzerinde oturduk durduk. Hı hı. Üzüldüm. Biraz anlayışlı ol, olur mu tatlım? Adamın acısı var. Senin de burada seni bekleyen bir karın var mesela. Ahbacığım, sen onun acısına ortak olacaksın diye ben böyle sabahlara kadar seni mi bekleyeceğim? Hocam birazcık uyuyabilir miyim? Alpay, evlendiğimizden beri ben böyle tek başıma senin yolunu bekliyorum. Farkında mısın? Fufucuğum bak, Kenan oğlunu kaybetti. Ve hayatta benden başka hiç kimsesi kalmadı. Tamam mı? Onun için anlayış göster. Tamam canım. Şimdi biraz izin ver uyuyayım. İki saat uyuyacağım ve işe gideceğim. Biraz huzur ver lütfen. Bence sen hayatını kiminle sürdürmek istiyorsun? Bir buna karar ver Alpaycığım. Kiminle devam ettirmek istiyorsun ya? Kenan'la mı? Benimle mi? Kiminle? Bunda bak sakın. Sakın Kenan'la aranda beni tercihe zorlama. Kenan sadece benim arkadaşım değil. Aynı zamanda da ailem. Şimdi izin verirsen biraz uyuyacağım. İki saat uyuyup işe gideceğim. Ya. Tutulmuş. Şimdilik kazandım Zahi. Ama unutma. Alpay'ı sana tebeşir etmeyeceğim. Sorayım söylemeyeyim. Sofraya oturmayayım. Çıkın hazırlayıp çekip gideyim. Ya çeşit çeşit adetler türedi. Hadi sofra yapayım hadi. Beyhan sen de çayları getir. Halacığım gönlü kırık babamın. Haklı da. Sen torunlarına evini, yurdunu, kalbini aç.
Onlar seni ezip geçsinler. Mithat da az değil. Yani ayrı evden baktığı kulağına çalınmıştır babamın. Yalan mı? Yalan mı hala? Hala, ben diyeyim ki akşama diyeyim bir sofra hazırlasak. Ana çocukların hepsini toplayıp gelsem ben, kendim. Babam dedelerini verse. Ana şu mevzuyu da atlaya bağlasak olmaz mı hala, ne diyeyim? İyi düşünmüşsün. Ama babana deme. Olur da gelmeyi verirler. Ataşı söndürek derken körüklemeyek. Bir de ya nasıl olacak şimdi? Babam Melek bu eve gelmeyecek dedi. Ah, af Allah'ım af. Af ya Rabbi af. Bir de öyle bir şey var. Sen çocukları gönder, kendin gelme de gelmez. Hadi dil dedi. İçin nasıl razı gelecek? O da var. Allah'ım. Bilemedim ki. Evet ama sığmıyor babam. Ya gelince Meleği burada görürse, vallahi alnının çatından vur daha iyi. Neyse. Ben bir divana gideyim de. Bir orada düşüneyim, taşıneyim kendi kendime. Bir şeyler bulur, haber ederim size. Hadi selametle kalın. Hayırlı işler olsun. Sağ ol abi. Anne. Dayı günaydın. Günaydın. Anneniz erken çıkmış ama çıkmadan poğaça yapmış. Fırında hazır. Hmm, gerçekten. Sen niye yemedin? Sizi bekledim. Getireyim ben. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Ne o? O dayıcığım, günaydın. Günaydın. O annem döktürmüş yine. Ya, Kerem alsana tepsiden. Senin elinden yemek daha güzel oluyor şimdi. Hem sen az ye, formu bozulmasın. Annem nerede? Erken çıkmış bugün. Defne, bir şey diyeceğim. Ali'yi sen okula bıraksana, benim çarşıya uğrayıp bir şeyler almam lazım mı? Üzgünüm Kerem, işim var. Annemin yanına gideceğim ben. Ben hallederim. Sen dükkana geç kalmaz mısın? Kart basmıyoruz ya aslanım ya. Siz bakın işinize, ben ilgilenirim Ali'yle. Aa, Ali gelmeden biz bu poğaçaları bitirelim de ona kalmasın, o yemese de olur. Ya ben de yiyeceğim. Aa, yakalandı. Bırak. Kocan ağrı olmasın, yemek için ona saldırmış. Kerem. Günaydın. Eskiden biz de böyle eğlenirdik yani. Annenle, dayınla. Acıktın mı? İnan amcana aslanım. Değil mi, terapilerden daha iyi gelecek bu sana. Hakkı usta. Buyur usta. Etleri hazırlayın yavaş yavaş. Tamamdır usta. Kolay gelsin abi. Sağ ol Ali. Hoş geldin Ömer. Ya hayır mı? Cumalem bir düvene tezgah sermiş ya, ortalıkta yok. Siz de böyle bir işimhana girdiniz. Bir sıkıntı yok değil mi? Babam biraz dinlenmek istedi Mahmut. Birkaç gün dükkan bana emanet. Cumhara mi yorulmuş? Ya nasıl oldu şöyle Halil o? Hayır, bir de kendi kendine kaldıysa kendinin başının etini yer o. Allah muhafaza. Babam bakayım. Babam da yok Halil. O da kayıp. O da yok piyasada. Biraz biraz rahat bırakalım onları ha. Bildiğimiz düzen nasılsa. Öyle yapmak lazım. Doğru söyleyeyim. Halil abi. Cumali usta hiç mi gelmeyecek şimdi? Ya Zeynel, sen hayırdır, ne edeceksin Cumali mi? Ben hiç yani...
Ben bir içeri gideyim abi. Ben de geçeyim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Ali. Sana da kolay gelsin. Sabahki çağrımızı duymuş demek ki ayağıyla gelmiş. Kaşınır gibi burnumun dibinde bitiyor. Bir an önce alışsan iyi edersin. Niye lan? Kulağıma çalındı. Bir süre Cumali Beyler iştirak etmeyeceklermiş. Sabrımı mı zorluyorlar nedir? Daha ne istiyorsun oğlum? Hı? Adam radara girdi. Tuzağı kuracağız, hop, içine düşecek. Sakın bir taşkınlık yapma. Tamam mı? Ne demişler? Sabreden dermiş, muradını ermiş. Hem sen niye geldin? Ha? Eve yatmaya gittiydin. Uyku tutmadı. İyi bakalım. Sana bir kahve ısmarlayayım da keyfin yerine gelsin. Ne keyif, ne keyif. Gece uyutmadılar mı konakta seni? Vaalüküm selam Cumali. İyi ki geldin, yoksa açlıktan öleceğim. Bismillah. Sen buraya bayağı yerleşeceksin ha. Bilmi Cumali. Aslında doğru söyleyin ha. Bu havalar serinleyinceye, ferahlayıncaya kadar birkaç gün gelip kalmalı. Anlaşıldı. Rahat dirlik yok senden de, benim burada olduğumu yetiştirdiklerinden de. Allah, yaşındakiler niyetini bilmem de. Benim buraya gelişimin seninle hiçbir ilgisi yok. Belli canım belli. Ne benden geçinebiliyorsun ne de bensiz durabiliyorum. Ya Cumali sen ne diyorsun? Bağ mı deyin, bağ mı öyle gelin? Ya bu evi kafamızı rahatlatırız diye birlikte almalık. Bu evde senin kadar benim de payım var. Üstelik bu eve gelip giderken senden icazet alacak diyelim. Ha. Çay demlendi. Hal doldur, daha ben dükkana gideceğim. Bir sürü işim var. Ne adam? Kahveyi soğutmuşsun albayım. Hararetimi dengelesin diye, soğusun diye bekliyorum. İçini de dışını da yüksek tut. Bak bana, buharlaşıyorum. Vakti gelince yağmur olup yağacağız albayım. Yenge hanım alır senin şimdi sıkıntını. Oh, 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 oh. Kahveler içilmiş, keyifler yerinde. Vallahi şahane. Alışverişten geliyorsun diyeceğim ama ellerim bomboş. Ay yok aşkım. Seni ziyaret etmek için geldim. Bir şey içer misin? Yok canım ya. Beraber içeriz. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Görmüş olduğum gibi. Seninki hiç uyumadı. O yüzden huysuz böyle. Bana bakın ne diyeceğim size. Siz böyle çalışıyorsunuz ya, hani sabahlara kadar geç geliyorsunuz falan. Hadi akşam iş çıkışı bize gelin de size şöyle güzel bir yemek yapayım. Hı? Ay Kenan, sen böyle zaten otel köşelerinde perişan oluyorsun vallahi.
Bak sor Alpay'a. Hiç içimiz rahat değil. Aklımız sürekli sende. Tamam, biliyorum zor dönemler geçiriyorsun ama yani beraber geçiriyoruz. Birlikte aşacağız bunları. Ya albayım, aile olmak böyle bir şey işte. İşte bu ya, işte bu. Biz bir arada oldukça kimse bizi yıkamaz. Hı hı, tabii ki. Oh be. Ben sana bir kahve söyleyeyim. Hadi. Ya işte Kenancığım, nasıl seviyor seni. Nasıl değer veriyor. Halbuki gerçek yüzünü bir bilse. Sadede gel. Şu sözünü diyorum Kenancığım. Tut artık. Yani yoksa yanlışlıkla ağzımdan bir şeyler kaçıverecek benim. Hırsların için Alpay'ı kardeşinden koparmayı göze almışsın. Ona maval okum. Gereğini yapacağım. Vallahi Kenancığım, akıllı adamsın. Değerlerim var. Gereğini yap. Ama hı? Yoksa gerisi bende zaten. Ha, anlaştık o zaman. Al canım. Canım. Canım, teşekkür ederim. Ne demeyeceğim? Kahve yap. Mezarına giden yolu kendi ellerinle döşüyorsun. Alpay koynundaki yılanın farkında değil ama ben seni oradan koparmasını bilirim. Tamam kardeş. Tamam tamam, merak etme. Tamam. Tamam Halil'im. Tamam kardeş. Geliyor mu? Yok. Dükkana geçmiş. Cumali abi dönmeyeceğim diye inat etmiş. O da ne yapsın? Dükkanda siparişler var dedi. Onları yetiştireceğim. Siz işleri idare edin dedi. Ne yapsın? Ne yapsın? İşte hep benim yüzümden Mirza. Allah Allah. Ya Melek, böyle kendine eziyet edince iyi mi oluyor? Öyle Mirza. Gidişimde, dönüşümde huzur kaçırdı. Bir de kalkmış hala utanmadan Halil'le konuşmayı düşünüyorum. İyisi mi her şeyi böylece bırakmak, susmak? Onların çocukça inadı yüzünden şu ikinize kıymaya devam etme artık. Bak, bunun vebalini düşün. Böyle susmakla, böyle kaçmakla hem Halil'in hem kendine kul hakkına girmeyesin. Ben o günahı zaten bilmeden işlemişim yıllar önce. Tamam. Bak bu alemde her kusurun, her günahın bir tövbesi vardır. Hem bak, sevdiden bir yere kaçılmıyor. Ne kadar kaçsan da böyle ışığın etrafındaki pervane gibi dönüp duruyorsun. Öyle değil. Ben kaçmıyorum zaten Mirza. Ben ne Halil'le konuşmaktan ne de içimdeki hakikatten hiçbir yere kaçmıyorum. Sen biliyorsun ben bu sabah onunla konuşma niyetiyle geldim zaten. Tamam. Ama işte baksana olanlara. Ne bileyim, bilmiyorum. Of. Derdo, sussam içim çok karışık. Konuşsam ortalık yangın yeri. Nasıl bir şey? Tamam, her şey vaktini bekler. Ama şu da bir gerçektir ki kader gayreti sever. Melek, gayret et. Peki sence konuşursam Halil'in aklını bulandırmış olur muyum? Ya onun aklı bulanık zaten. Tam tersi. Senin söyleyeceklerin yani gerçekler ona gelecek. Onun gözü sensin. Öyle mi? Bak, yıllardır yürüdüğünüz yollarda başkalarını düşünerek nereye vardınız? Hele bunu bir kendinize sorun. Tamam. Hacım alem mi? Gitmek istemiş, gitmiş. Bir şey yok. Sen ne istiyorsun? Şu gönlünün sesini bir dinle. Asıl onu duy. Ondan sonra istersen konuş, istersen diline 40 kilit vur.
kimse bir şey diyemez. Ama bak bil ki hakikat ayan olmaya aşıktır ha. Hadi. Hayırlı işler. İyi derdi o. Gene söylemeye gidiyorsun. Mustafa. Evet usta. Bunun zırhı tamam, şişleyin bunu. Tamam usta, geliyorum hemen. Efendim abi. Alo Melek. Buyur abi. Ya bizim uçakları arayayım, açmıyorlar telefonları. Nerede bunlar hele? Hayırdır, neden ulaşmaya çalışıyorsun çocuklara? Ya babam bizim uçaklara ufak tefek bir şeyler almış Melek de. Akşam bize gelsinler yemeğe. Sadece çocuklar mı abi? Ya işte anla benim dediğimi, bileyim durumları. Ben yoksa böyle mi konuşurum sana? Anladım abi, anladım. Tamam. Tamam ben Kerem antrenmanda şimdi konuşurum, onunla gelirler. Tamam. Tamam bekleyin hadi. Hadi. Hayırdır, neyi bekleyin? Bizim uşaklar baba. Akşama yemeğe gelirler bize. Hoş geldin, gel. Gel otur. Güzel kızım. Anneciğim sabah erken çıkmışsın, söylemiyorsun. İşim vardı çok Defne. Çok işlerim vardı, erken çıktım. Siz ne yaptınız? Kardeşini bıraktınız mı okula? Hı hı, dayım halletti o işi. Hı. Sağ olsun. Defne, Kerem'e de söyle de dedenler sizi çok özlemiş. Akşam yemeğe bekliyorlar. Bizi yemeğe bekliyorlar. Sen gelmeyecek misin anne? Kızım dedeni biliyorsun şimdi, üstelemeye gerek yok. Hem ben zaten çok seviniyorum Defne'm. Sizin arası iyi olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum. Yok anne, ben istemiyorum ya. Seni yok sayanların evine gitmek istemiyorum. Sen gider miydin bizi istemeseler? Defne, kıyaslanacak şey mi şimdi bu? Evet, tam da kıyaslanacak şey. Biz bir bütünüz Melek Karadağ, bunu sakın unutma olur mu? Öyle parça parça sevmek yok. Allah Allah, laflara bak sen. Dur ben sana soğuk bir vişne şurubu getireyim de aklın başına gelsin. Defne. Mirza abi. Hoş gelmişsin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür. Bozulanı düzeltmeye, yıkılanı yapmaya çalışıyoruz işte kendi çapımızda. İnşa nedir bilir misin? Bir şeyi kurmaktır. Yapılandırmaktır. Bak, kimi sevdiğine saray yapar, Taç Mahal olur. Kimi Babil'in bahçelerini kurar, asma bahçesidir. Kimi de insanların arasına köprü kurar. Özellikle de küs olanlar. Bak, annem buraya geldiğinden beri dedenle, yani Seyit Ali amcayla yakın durmaya çalışıyorum ama Seyit Ali amca kalbindeki öfke perdesini kaldırmadı. Şimdi sizin sevginiz, sizin neşeniz, ışığınız bu perdeyi aralamıştır. Ne yapacaksın? Buradan içeri gireceksin. Sizin arkanızdan da o yoldan annen gelecek. Her şey hoş olacak inşallah. Tamam. İç bakalım güzelce, soğuk soğuk. Sana da getireyim mi Mirza? Bana yok. Tamam, sana da getireyim. Bir de beni bir içeriden çağırıyorlar, geliyorum. Anne. Ben gidecektim, kalkacağım zaten şimdi. Nereye Defne? Plak falan bakacağım. Akşam? Akşam Kerem alır Ali'yi, ben de geçerim konağa. Canım kızım ya. Oh. Sağ ol dedim.
Ne demek annem? Sen hep böyle çok güzel bir tamam mı? Hadi bak. Dikkat et kendine. Çok sıcak. Şunu içseydin bari. Anneciğim. Şey, 10 numara olur derdi. İnandın mı dedin amca? Kesin bir eksik bulurdu. Hele ki bize sinirliyken. Yok şekeriydi, şerbetiydi. Allah ne verdiyse saydırdı. Bunun işi tamam. Şunu kızartayım ben. Sonunda açılacak biliyorsun değil mi? Anlıyorum seni. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilmiyorsun ama. Nasıl açayım ya? Amca nasıl açayım, kurban olayım ya? Dedem çekti gitti diyemem. Ayrılmazsak da geri dönmüyor hiç diyemem. Ne yapayım ben? Böyle yaparsan daha çok üzülecek. Öyle değil mi? Hadi git konuş. Konuşmak her zaman çözüm olmuyor amca. Bugün dedemle yeterince tecrübe ettik. Defne'yi zaten biliyorsun. Yani arızaya bağladığımı hiç dinlemiyor. Yağlım ateşte kaldım diyorsun ha? Kıyamam ya. Ömer, ne yapalım sana? Şu tepsilerden kalkan yemek falan mı yapalım? Ha? Ya sur amca, kurban olayım ya. Oğlum bak, babamın öfkesi bize mi, kendine mi belli değil daha. Üstelemeyelim bir. Bir zamana bırakalım, bir demlensin. Hem böyle bir zamanda Defne'yi yalnız bırakmak olmaz. Ben Defne'ye söz verdim amca. Seni bir daha bırakmayacağım dedim. E dedem de sonsuza kadar orada kalamayacak. Ya Ömer Efendi, sevda böyle narına yanmak işte. Ne iyiydi öldüreceksin, ne de hakkını yedireceksin. İmkansızı başar diyorsun yani, öyle mi? Öyle olsun. Seni dinleyeyim, ben gideyim onunla bir konuşmaya. Üstüm başımı değiştireyim, bu kılıkta gitmeyeyim bari. Abi. Vallahi terapi gibi geldi bana amca. Ne zaman istersen. Ne zaman geldin sen? Ses de etmedin. Deden nerede? Gelmedi mi? Yok. Nasıl yok? Burada mı bıraktınız adamı? Biz bırakmadık. O bizi kovdu desem daha iyidir. Hak ettim demeyin de. Gene dedenin kabahatli bulayım. Öyle çekip gideceğine cevap ver. Hadi bugünü anladık. Neyse ne. Yarın da mı gelmeyin? Bilmiyorum. Sadece hiçbirimizin yüzünü görmek istemiyormuş. O artık Şirhan değil, Cumali'ymiş. Tövbe bismillah. Bu nasıl laf öyle? Tövbe yarabbim. Bilmiyorum babaanne, bilmiyorum. Arayıp kendini sorsana, kocaman adam. Canı ne isterse, ne yapmak isterse onu yapsın, bırak. Ha tabii, aynı sen gibi değil mi? Aynı amcan gibi. Zaten bugüne kadar başımıza ne geldiyse canınızın istediğini yaptığınız için gelmedi mi? Ha? Gittiğiniz yolun önünü ardını düşünmediniz. Ettikleriniz yüreğimizi, böğrümüzü daladı. Önce Halil babasını düşman belledi. Ocağını terk etti. Sonra sen Defne'nin peşinden çektin gittin. Deden senin torunum diye değil. Yarınımın tohumu diye severdi. Yarınımın tohumu. Sen bu ettiklerin hançer olsun. Daha
nasıl yaralardı dedenin yüreği? O nasıl laf ana? Varma artık oğlumun üstüne. Bana bak Vildan. Senin oğlunsa benim de torunum. Onun göçünün altında kalmaktan benim kırılmadık yerim kalmadı. Duru bilmedi. Susu bilmedi. Olmazı olur etmeye kalkıştı. Ya yeter artık babaanne ya. Ya her ağzını açtığında zehir akıtmak zorunda mısın sen ya? Ya ben senin bu kadar huzurunla karşı ben defolayım gideyim buradan. Rahat et sen de ya. Şşş, Ömer, anneciğim. Dedenin de benim de senin üstünde söz hakkımız var. Ömer, Ömer anneciğim. Sen böyle çekip giderek değil. Sözümüzü dinleyerek huzur vericisin. İnsan da canından olana yaptıklarını bu kadar kafasına katmaz ki be ana. Ya kaç oldu aradığın? Açmayayım işte. Yeter daha. Ha Zümrüt? Cumali. Ne ettiğini sanayın sen? Benim yüreğime mi indireceksin? Zümrüt. Dertlenmeye aradıysan hiç zahmet etme. Zaten senin bu yakınmalarından bezdiğim için geldim ben buraya. Ha yani kabahatli benim. Adını sanını terk edeceği kadar sıtkın sıyrıldı karında. Ne desem durucun mu? Durmayacağım. Nasıl durayım? Yarın Hüseyin'in seneyi devriyesi. Elgün duaya gelecek. Sen başımızda yoksun. Sağ bak sen Elegün'e mi üzüleyin, oğluyun duasına mı? Cumali, konağın duvarları üstüme geliyor. Sen madem kendine acımayın. Bari böyle düşün. Ben nasıl altından kalkacağım bunca şeyin? Bunca yıldır sana olanları dinlemekten yoruldu bu kulaklar. Zümrüt. Artık bırakın bir nefes alayım, kendimi dinleyeyim ha. Ha bizim nefesimizi keserek. Cumali. Yaşınız yetiyor muydu bunlar hanımefendi? Sanki senin çok yetiyor. Ayrıca iyi müzik zamansızdır. Bunu sakın unutma. Doğru. Bu arada çok kızdım sana. Telefonunu açmadım. Haklısın. Canım mı sıkkın senin? Bir şey mi var? İyiyim. Hmm, belli. Bir şey olmuş, ne oldu? Dedemle tartıştık. Niye? Ne oldu yine? Bana küsmüşmüş, Halifeti'ye taşınmış. Nasıl yani, Temel mi taşınmış? Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Zümrüt teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Zümrüt. Hoş bulduk açık açık. Gel, geç ot. Hoş geldin. Betim benzin atmış. Hayırdır? Ne oldu abla, bir şey mi istedin? Zümrüt'e bir kahve yap. Hayır Zümrüt teyze bu... Bak yeni geldi, hiç dokunulmadı. Bak ne olur. Zümrüt şekerli içmez kızım. Hadi. İyi o zaman ben yaptırayım. Cumali gitti hacı kadın. Nereye gitti? Halifeti'ye. Kafasını dinleyecekmiş. Bizden ele tek çekti.
Az dolanır gelir eskiden ettikleri gibi. Bu sefer öyle değil. Gelmeyeceğim demiş. Ne yapar, ne eder orada bir başına? Seyit Ali onu yalnız bırakmaz. Sabah kahvaltı neyin toplayıp gitti. Yarenin yanında işte. Aklın kalmasın. Nasıl aklın kalmasın? Olanları gittiler konuşmaya. Ters yüz etmiş, yollayıvermiş. Ben artık Şirhan değilim demiş. Allah Allah. Öyle bir söz ile insan soyundan sopundan vazgeçeyim miymiş? Az kalsın orada. Seyit Ali gider, olanlar gider. Döndürürler onu. Ben bileyim onun derdini. Melek Halil'in kanatları altından çekilmeden, Defne Ömer'in peşinde koşturmayı bırakmadan ölse dönmez. Yüreğine taş basar, dönmez. Hayır, aklınızda bulunsun diye değil. Yarın öbür gün Seyit Ali dellenir, gidiverir, kalıverirsiniz bir başınıza. Benden söylemesi. Nasılsın Mahmut abi? Vay Yusuf İsmail, aleykümselam. Ya iyi gel, elhamdülillah. Önümüzde ocak, tepemizde güneş. Erik ha. Sen ne diyorsun? İyi vallahi. Mithat nerede, yok mu? Vallahi Mithat dışarıda işi var, onun hayırdır inşallah. Aradım açmadı da. İstediği dükkanı buldum. Kapora verecek miyiz diyecektim. Helal abi, helal. İyiyim, iyiyim. Ya ne dükkan, hayırdır ya? Ya bir senedir dilindeydi Mithat'ın. Çarşıda şube açacaktı ya, onun için işte. Çarşıda şube mi açacaktı? Evet abi. Sen nereye baba? Baba! Baba akşam gitme bir yere, çocuklar gelecek eve. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ya sen nereden geldin Yusuf İsmail ya? Mahmut abi sen iyi misin? Ya iyiyim ben, on numarayım ya. Çok iyiyim. Baksana ya, cıvır cıvırım. İyi madem. Mithat'a dersin. Haber bekliyor dükkan sahibi. Bir an önce tutalım. Seyit Ali Kebapları zincirinin yeni halkasını hemen açalım. Açalım. Zaten bizim böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı ha. Bizim böyle zincir zincir büyümeye ihtiyacımız vardı. Sonrasında da böyle halka halka bizim dizilmeye ihtiyacımız vardı. Çok iyi oldu. Anlamadım abi. Ya yok bir şey Yusuf İsmail, Allah aşkına. Tamam anladım. Hadi git, selametle olsun. Anladım ya, tamam. Ben derim Mithat, hadi git hele ya. Tamam abi, hayırlı işleriniz olsun. Ulan Mithat. Ulan Mithat. Ben seni zincirleme bir çarpayım da sen gör hele. Usta, al şunu. Efendim abi. Neredesin sen? Kahvedeyim. Hiçbir yere ayrılma, oradan geleyim ha. Bir de kaldığın yeri bir görsen var ya Defne. Allah korusun başına bir şey gelse kimse bulamayacak. Ya bir şey olsa en yakın hastane yarım saat ya. Bunlar bizim yüzümüzden oldu biliyorsun değil mi? Hayır efendim, bizim yüzümüzden olmadı. Kendi inadı yüzünden oldu. Ya hastasın diyorum, ilacım var diyorum, diyetim var. Yok diyor, sen beni düşünme. Ha, dedemi düşünmeyeyim, kolaydı öyle. Babaanne ne diyor bu duruma? Beni suçluyor, ne diyecek? Yazık, olan anneme oluyor. Kadın babaanneme dur bana yapma demekten perişan oldu. Başından söylemiştin zor olacağını. Evet zor oluyor Ömer. Ailemizi tanıyorum. Ama ben kendimi de tanıyorum. Tamam mı? Ben ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Nasıl bulacağım ama bir çözümünü bulacağım. Ben biliyorum ne yapacağımızı. Ayrılalım.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum sen ne edin ya? He? Sen ne etmeye çalıştın Mithat? Anlat hele bana. Hayırdır abi? Telefonda atar, burada gider. Sen derdin ne onu söyle. Benim derdim sensin Mithat. Benim derdim senin ettiklerin ha. Ya ne edin sen? Ne etmişim gene abi? Ya nasıl ne etmişim Mithat? Kendi kendine düven açmak da neyinesiymiş hele. Ya emlakçı Yusuf bana söylemese çelengi nereye gönderecek bilmiyor ha. Hiç zahmet etmeyin abi. Siz benim hayatıma gölge etmeyin, o bana yeter. Öyle mi Mithat efendi? Öyle. He. Milletin ağzına verici laf bulamadın. Ailemi nereden vururum diye mi düşündün gene? Ha? Abi bak, benim kimseyi vurduğum yok, tamam mı? Ben hain de değilim, kalleş de değilim. Ben sadece bir kadını sevdim. Gerisini siz edin. Ya ben onu mu diyeyim sana Mithat? Ya ben onu mu diyeyim sana? Ben insan içinde bağırtma ya. Ya ben onu mu söyleyeyim sana? Ya düven açmak neyin nesiymiş Mithat? Nereden çıktı bu? Ekmeğimin peşindeyim abi. Ekmeğinin peşindesin. He. Babama rakip olacaksın ha. Düvenin adını ne koyacaksın Mithat efendi? He? Öz hakiki seyirleri kebap mı koyacaksın, ne koyacaksın? Ya gülerler sağa gülerler. Senin aklını alayım böyle bir şey. Abi yeter. Sen benim kebapçı açacağımı nereden çıkardın? Duyuyorsun sağdan soldan bir şeyler, sonra gelip bana saldırıyor. Senin karşında çocuk yok. O zaman bana adam gibi davran, adam gibi cevap ver. Sen eğer karşındakini adam yerine koyarsan adam gibi de cevap alırsın. Ne yapayım Seyran ya? Abim yine delirtti beni. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Ya canımı sıktı işte. Neyse boş ver. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Çay bahçesindeyim ben de. İşin yoksa gelsene. Tamam tamam. Birazdan oradayım. Tamam. Ya sen anlamadan dinlemeden ne diye bağırıyorsun? Tamam zor şeyler yaşadın ama ben de zor şeyler yaşadım Ömer. Ama ben çok sıkıldım annemin üzerine gitmelerinden ve sürekli bizimle uğraşmalarından. Bravo sana. Bravo. Bulduğun çözüm senin ayrılmak mı Defne? Ömer. Önce bir dinle. Ya neyini dinleyeyim? Defne neyi dinleyeyim? Ayrılmasın neyini dinleyeyim ben ya? Gerçekten demedim. Öyle söyleyeceğiz, öyle davranacağız. Sen de bu sürede gideceksin, dedeni ikna edeceksin. Vallahi çok güzel ya. Ya biz kocaman insanları sırf onlar mutlu olsun diye gidip onların istediklerini yapıp oyun mu oynayacağız çocuk gibi biz ha? Öyle mi? Daha iyi bir fikrin varsa söyle o zaman. Yok. Yok benim üstüme gelme ya. Ben bilmiyorum. Bana bir şey sorma artık. Ben ne yapacağımı bilmiyorum artık ya. Benim artık üstüme gelme. Ben artık bıktım. Bunu aldım ya. Ya sen neye sinirleniyorsun? Ben sadece yardım etmek istedim. Annemle dedemin arası da bozuk. Biz Kerem'le onların arasını yapacağız zaten. İşe yarayacak mı sence? Bilmiyorum, bilmiyorum Ömer. Ne olacak hiçbir şey bilmiyorum ama sadece tek istediğim annemin mutlu olması. Kadın ölmeden... Şşş. Şş, yok. Sakın, sakın hiçbir şey olmayacak annene. Söz veriyorum, tamam mı? İnşallah. Biliyorum çok sinirlisin. Senin için çok zor. Ama dedene bir şey olursa ne yapacaksın? Ya onun için fedakarlık yapabilirsin. Ya fedakarlık ne ya Defne? Fedakarlık ne ya? Ya biz zaten seninle zar zor görüşmüyor muyuz ha? Bir de üzerine bir ayrılmış gibi mi yapacağız? Yok Defne, ben yapmayacağım öyle bir şey. İstemiyorum ben. Ya istemiyorum ben kardeşim ya. Bıktım ya. Tamam o zaman kendi bildiğini yap. Git kendin çöz ya. Ben bıktım artık bu sorundan. Nereye? Nereye gidiyorsun? Koca ormanda nereye gidiyorsun? Hoş geldin. Hoş buldum. Beceremiyorum ben değil mi? Neyi? Hiçbir şeyi. Neyi elime atsam ya bozuyorum ya yıkıyorum. Öyle sert... Kaba saba adamın tekiyim. Mithat ne oldu? Anlamadım, ben abimle tartıştım dedin.
Başka bir mesele mi var? Mesele benim Seyran. Mesele benim. Bak senin derdine derman olayım diyorum, kalbini kırıyorum. Abim bir sürü laf etti, ne bir ağzımı açıp bir şey diyebildim, ne derdimi anlatabildim. Yine parladım kalktım öyle. Senin fitilin kısa der, babam haklı. Haklı. Yani evet. Arada bir böyle çabuk parlıyorsun. Ama bu seni kötü biri yapmaz ki. Hele beceriksiz hiç değilsin bence. Yani evet. Arada beni kızdırıyorsun falan ama. Ne dedi abim? Ya birinden bir şeyler duymuş, konuştu işte öyle. Benimle mi ilgili? Hayır hayır. İşle ilgili. Benim aklıma bir şey geldi. İşle ilgili. Hani sen bir tane dükkan bulmuştun ya benim için. Diyorum ki acaba biz oraya sana kebapçı mı açsak? Hemen hayır deme. Bir düşün. Güzel gireriz dükkana, temizleriz orayı, boyarız ikimiz. Sonra belki sen ellerinle bana kebaplar yaparsın. Yok yok Seyran, benim aklımda başka bir şey var. Ne var aklında? Anlatırım. Tamam. Ne oldu? Melek gelmedi ama nasılsın? Ya gelmeyeceği dedim ya sen. Tamam babam için değilim. Sultanası babam için değilim ben. O da Cumali amca gibi çekip. Ya tamam gelmeyeceği dedim sen. Hadi gel. Gelmesin gelmedi. Allah Allah. Ha. Evet. Gönder. Gönder. Gözün ayrı doktor, ha? Ha? Gözün ayrı doktor. O kadar sofra hazırlayıp insan bir gelir ucundan tutar. Tabii sen daha önemli işlerin vardır. Telefondaydım. Öyle mi? Ya babam sırf sizin yüzünüzden evi barkı bırakıp gitmiş. Sen hala çocukla görüşmeni derdiniz, ha? Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu aşk değil, bu kör inat. Bu kör inat. Ama bak şunu da söyleyeyim. Bu kadar büyüğün ahı varken sizin bu iş olmaz. Ne diyorsun sen? Neyden bahsediyorsun sen yine ya? Biz mi uğraşıyoruz onlarla? Onlar bizimle uğraşıyor. Şuna bak, dile bak. Pabuç gibi. Ay bin söyle bin ah işte. Şuna bak. Ne oluyor Defne? Ne oluyor lan? Yani büyük olarak ben her zaman gibi bir nasihat verdim. Ve her zaman gibi bir dinlenmeyeyim. Ne oluyor? Senin kuzun su gelmiş. Nasılsın kuzum? Baba sen nasılsın? Şükür Allah'a. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Hoş bulduk dede. Ver bunu da al. Sağ ol kızım. Vallahi.
Size kurban olurum ben. Hadi ellerini yıka da sofraya geçelim. İyi. Hadi. Hep beraber. Geçin hep beraber. Haydi. Geçin. Haydi. Yaşatan umudumu bekliyorum her gün.
Seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu, yolunu. Bebek. Hoş geldin. İyi misin? Bir şey mi oldu? Seni merak ettim. Cumali amca iyi değil mi? İyi. Ben bir şey yaptım. Sana ait olanlara kavuşmuşsun. Bunlar da sana ait. Getir kızım, getir. Aa, hadi bakalım, bir de bundan tadın. Hadi kızım. Gel oğlum, gel. Gel lan. Oğlum bak, bunu sana aldım. Bak bakalım hele beğenecek misin? Dedeciğim ne gerek vardı? Ya ne gerek vardı, nasıl bir söz? Ben senin dedem. İçimden geldi, aldım işte. Ya dedem, sen benim takıma tekrardan aldın mısın? Ben senden daha ne isteyeyim? Tamam, tamam. Bak bakalım bir. Bak, sana bunu aldığımda o adamların hepsi sana yabancıydı. Ama bugün hepsiyle aynı takımda top koşturayım. İmzalı forma. Yok ya, imzalı mı? Dedem. Teşekkür ederim. Ah, oh, bir şey değil kuzum. Bir şey değil. Nasıl sevindi ya, nasıl sevindi ya? Sağ ol. Bu şey... Defne, kızım. Bilmiyorum, becerebildim ama bunu da ben sana aldım. Sen benim gitar istediğimi nereden biliyordun dede? Bilmiyorum ki işte. Dedelik. Ama siz benim daha çok yakınımda falan olsanız... neyi sevdiğinizi, neyi beğendiğinizi... daha iyi bilirim ama hele bir bak. Çok güzel dede, çok teşekkür ederim. Çok sevdim, çok sevindim.
Güle güle kullan. Ha? Çok sağ ol. Sen sağ ol Vera. Sen sağ ol. Sen sağ ol. Ona hediye yok mu? Aa! Dedesi yoksa küçük Saydari'ye hediye almayı unuttun mu sen? Eyvah ki eyvah, ben unutmuşum sana hediye almayı. Neredecek? Dur dur, gel nereye gideyim? Yahu yapma etme. Dedesinin kuzu seni hiç unutur muyum ben? Gel 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 gel. Bak 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 bak. Hediyelerin en güzeli de benim kuzumu. Bak bakalım beğenecek misin? Hadi bakalım. Ha. Kardeş yardım et. Tabii ki. Bakalım. Aa. Aa, bunlar ne? Çocuk ya. Vay 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 vay. Sezer kim dedin? Dedem ve Cumali dede. Vay 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 vay. Unutmamış ya. Bak bunları gördün mü? Aa. Bunların sende olduğunu bilmiyorum. Saklamışsın. Ben sana ait hiçbir şeyi atmadım Melih. Bunu hatırladın mı? Sana hediye ederken hep beraber istemiştik. Ama olmadı. Ne garip. Hepsi geçmişin birer hediyesi gibi. Sanki hiç gitmemişsin gibi. Ama gittim. Hem de çok büyük bir yanılgıyla. Her şey burada yazıyor Halim. Halil, senin yakınlığın benim için hep çok kıymetliydi. İlk başta hissettiğim duygularımın adını koyamamıştım. Ama arkadaşlıktan öte olduğunu, seni Handan'dan kıskandığını da anladım. Meğer seni çok sevmişim. Şimdi sen Handan'a aşıkken sadece ailelerimiz istiyor diye benimle evlenmen sana büyük haksızlık olur. Ben bu yükü sana yükleyemem. O yüzden gitmekten başka çarem yok. Handan'a aşık olduğumu nereden çıkardın Melekir? Ha? Sorma. Sorma Halil. Meğerse ben sadece bana anlatılana inanmışım. Ya kim anlattı Melek bunu sana? Ben ne söylediğini anlamıyorum. Handan. Handan bir gün benim yanıma geldi. Ben Halil'i seviyorum, Halil de beni. Biz aslında birbirimizi seviyoruz ama... Halil Cumali amcaya karşı gelemiyor dedi. Bizim nişanlanacağımızı duymuş. Ben gelip sana anlatamadım. Çünkü seni üzmek istemedim. Çok üzüldüm Halil, ne yapacağımı bilemedim. Alpay da beni sevdiğini söyledi. Evlenmek istedi.
ama babamın asla izin vermeyeceğini söyledi. Biz kaçtık. Ya çok küçüktüm. Çok küçüktüm ben. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. Biz neler yaşamışız Melek. Handan benim arkadaşımdan öte olmadığı için. Ben sadece seni... Ben defteri okuyunca anladım her şeyi. Yani ben Almanya'dan geldiğim zaman Cumali amcayla babamın beni affetme işlerine şaşırmadım hiçbir zaman. Ama senin niye evlenmediğini bir türlü anlayamıyordum. Ben gittikten sonra neden bu kadar üzüldüğünü de anlamamıştım. Ben yani sandım ki iki aileyi birbirine düşman ettiğim için bana kızgınsın. Yıllarca beni sevmediğini düşünerek yaşadım hep. Ama bunun için seni suçlamadım. Ama bu söylediklerin... her şey bambaşka olabilirdi Melek. Sen istemediğin bir adamla hayatının en güzel günlerini... hiç etmişsin. Ben sadece seni severek nefes almışım. Hepsi saçma bir yalan yüzünden. Ben dünden beri... sürekli bunları düşünüyorum. Gelip seninle konuşsaydım, o zaman anlatsaydım, Almanya'ya gitmeseydim. Bambaşka olurmuş. Yine babamın içinde bu öfke olacaktı. Ben bu ağırlığı taşıyor olacaktım. Ne Cumali amca Halfeti'ye kaçacaktı. Biz kocaman bir aile olacaktık. Aklımı kaçıracağım ya. Bizim günahımıza girenleri bulup hesap sormak istiyorum. Bunca yılın acısını çıkarmak istiyorum. Olan oldu Halil. Neyi değiştirecek ki? Olan bize oldu Melek. Olan ömrümüz oldu. Bir çocuğuna bizden çalınan hayatı nasıl hazmedeceğiz Melek? Kader. Yazımız böyleymiş. Koca bir maziyi değiştiremeyiz. Haklısın. Geçmiş yazgımızı düzeltemeyiz belki ama... bundan sonrasını biz yazabiliriz. Adaletin bu mu dünya? Hı? Ben evladımın yokluğuyla yanarken... Halil yıllar önce sönmüş aşkını harlıyor. Ben de Kenan'sam. Bu ateşle yakacağım hepinizi. Defne hadi kalk, kalk. Git parçanı daha sonra yaparsın, çantaları al, ben Ali'yi alıyorum. Şişt, Ali. Oğlum, bu saatte nereye gidiniz? Kalın burada. Hala gidelim biz, hiç rahatsızlık vermeyelim.
Kerem. Ali yolda uyanırsa huysuzluk yapar biliyorsun. Oğlum, çocuğu bu saatte rahatsız etmenin anlamı yok ki. Burası yat yaban evde, sizin eviniz. Sabah uyanınca gidersiniz, he? He. Odanız hazır, çıkın rahat rahat uyuyun. Evet hala, doğru söylüyorsun sen. Kalalım Kerem. Kalalım. Kalalım. Ne diyorsun sen ya? Oturup geçmişi mi konuşuyorlar yani? Hı? Manyak mı lan bunlar? He? Üzerinden 20 yıl geçmiş. Oturup nostalji mi yapalım demişler yani? Ben bu kadını anlamıyorum ya. Çıldırtacak lan beni. Çıldırtacak. Altay, Altay. 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 Olur. Dur. Gideceğim ve ne diyeceksin ha? Ne diyeceksin? Neydi kızın adı? Hilal miydi? Hale miydi? Vardı ya Halil'in ardı sırada olanı. Handan ya. Bunu da konuştuğunu anlatacaksın. Ha? Sizi biz ayrılık diyeceğim ya. Ne bileyim ben ya. Olmuş bitmiş mesele. Burada oturup sönmüş ateşin körüklenmesine izin mi vereceğim? Uyumamışsın gene. Nasıl uyuyayım? Annem, nasıl uyuyayım? Haklısın anneciğim. Öyle zamanlarda insanın yüreği daralır. Ciğeri genişlemek ister ama aldığı hiçbir nefeste yetmez. Küçükken ne zaman düşsem başımı kaldırdığımda hep dedem olurdu. Aslan gibi, sırdaşım, yol gösterenim, babam. İçimi benden daha iyi bilirdi ya. Ne oldu anne? Ne oldu da şimdi benim içimi göremiyor? Görmüyor olur mu anneciğim? Elbette görüyor. Görüyor da işte. Öfkesinin perdesinden kör bakıyor. Eğer ben defterden ayrılmazsam dönmeyecekmiş bir daha. Ben defterden ayrılırsam da ben benlikten çıkacağım. Ne yapayım anne şimdi, ne yapayım? Hı? Ömer. İkisinin de üzerinde emeği büyük anneciğim. Bunca yıl üzerine titrediler. Bir dediğini iki etmediler. Ama ana baba dediğinin, atalık edenin vazifesi bu değil mi zaten? Şimdi öyle hesap görür gibi karşına geçip de bizim çizdiğimiz yoldan gideceksin diyemez hiç kimse sana. Sen onların emeklerini kendi doğru bildiğin, yüreğinin çizdiği yoldan giderek ödersin. Canım oğlum. Sevdiceğini yanına al. Hayatını kur. Nerede istiyorsan orada. İster burada, ister başka yerde. Ben annen olarak senden razıyım. Ve hiç unutma, her zaman da arkandayım anneciğim. Bunu da böylece bil. İyi ki sen varsın. Yıllarca içinde yaşadığım aşkı artık yok saymam bekleme. Saymayıp ne yapacağız peki? Geldiğimden beri yaşadıklarımıza bak.
Herkesin kurulu düzeni var. Yıkarız. Hakkımız yok. En çok bizim hakkımız bu. Cumali amca neden Halfeti'ye gitti biliyorsun. Bizi yan yana görmeye bile tahammül edemiyor. Benim babam zaten yüzüme bakmıyor. Tamam işte. Bundan kötü daha ne olabilir ki? Sanki biz birbirimizi görmesek herkes mutlu mesut mu yaşayacak sanıyorsun? Beni bu geceden sonra kimse için feda edecek bir dakikam bile yok Melek. Ben her şeye göğüs germeye hazırım. Bir an bile unutmadığım aşkım için. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Melek! Ne yapıyorsun sen burada? He? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Bana bak, benim seninle işim yok. Benim derdim oğlum, anladın mı? Bizim seninle hiçbir işimiz yok Alpay. Sen ne yapıyorsun burada? Sana ne Alpay? Öyle mi? Sana ne? Madem analık yapmayacaktın çocuklarına da, neden velayeti istedin ha? Nerede çocuklar şimdi, ne yapıyorlar? Sen benim anneliğimle ilgili konuşamazsın. Çek git buradan. Bana bak, yürü. Yürü diyorum sana. Doğru çocukların yanına. Çocukların yanına yürü. Sen adam olmayacaksın lan ha? Ne yapıyorsun lan sen? Kimsin lan sen ha? Adam mısın? O eli bana kaldırsana. Ali tamam. Dursana oğlum. İşim yok. Ha? O bana hesap verecek, anladın mı? Ne hesabı Alpay? Bana hesap vereceksin. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun lan sen? Hesap verecekmiş. Kime hesap verecek? Yapmayın. Kime hesap verecek? Adam mısın lan sen? Erkek olmak mı ha? Sen kimseye hesap veriyor musun? Tamam. Sen kimseye hesap veriyor musun? Ali lütfen uyuma, tamam, bırak. Bırak. Sizin gibi mahluklar yüzünden kadınların rahatı huzuru kalmadı. İnsan gibi yan yana olmayı bilmiyorsunuz. Buna mı güveniyorsun ha? Buna mı güveniyorsun? Benim kimsenin korumasına da, üstümüze uyguladığınız hükmünüze de ihtiyacım yok. Çek git buradan. Senin dilin çok uzadı. Üzerim ölüme düş, yürü diyorum sana. Yürü. Gel lan buraya. Adam olacaksın, anlıyor musun bak? Adam olacaksın. Tamam mı? Akıllanacaksın. Meleğin de peşini bırakacaksın. Anlıyor musun? Ha? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz ya? Melek'ten de uzak. Oh! Bırak, bırak, bırak. Bırak. Ne yapıyorsunuz? Ne bu hal ya? Ablayım, ablayım. Ne yapıyorsun ya? Bakışıyorum lan sana. Hocam kusura bakma. Bana hesap vereceksin. Bana hesap vereceksin. Sen bir daha benim yanıma bile yaklaşamayacaksın. Ben biliyorum ne yapacağımı. İyi misin? Ha? Tamam, gel. Sen iyi misin? İyiyim ben, gel. İyi misin? Sen iyiyim ben. Kızım manyak mısın ya? Defne. Annemi bir başına bırakıp biz burada mı kalacağız? Aynen öyle Kerem. Onu buraya getirmenin tek yolu bu. Anlamıyor musun sen? Hiç içime sinmiyor. Annemiz hasta Kerem. Dedeme söyleyemiyor. Çünkü onu acıyarak onu affetsin istemiyor. Bunu da biliyorsun. Bize de söyleyemiyor. Üzülelim istemiyor ona. Ama biz biliyoruz. Biliyoruz, kimseye bir şey söyleyemiyoruz. Dedeme söyleyemiyoruz. O yüzden bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bir bahaneyle onları yan yana getirmemiz lazım. Anlıyor musun beni? Bütün gece kapıdaydı dedim. Gördüm. Baksana neler almış adam bize. Seviyor herhalde bizi. Bence annemi de çok seviyor. O yüzden deneyelim Kerem. Deneyelim, ne kaybederiz? İyi diyorsun da. Nasıl yapacağız? Ben bir süre Ali ile burada kalacağım.
Sen annemle kalacaksın, hem yalnız kalmamış olur. Ali benimle burada olduğu için annem zaten mecburiyeten konağa girip çıkacak. Ve kimse de bir şey diyemez herhalde. Böyle böyle küçük oyunlar çevireceğiz Kerem. Takım oyuncusuyum kızım ben. Oyun varsa ben varım. Anlaştık o zaman. Seyit Ali. Torunlarla pek bir şenlendi konak ha? He abla, öyle oldu. İnsanoğlu işte. Dolanıyı dolanıyı sonunda yuvam dediği at ocağına geri dönüyor. Tek ki atabildiği ona kapıyı yüzüne kapatmasın. Anlaşıldı. Sen bana yine gece gece uyku zehir edeceksin yani ha? Bütün gece gözlerin dört döndü, onu diyeyim ben. Benim gözüm kimseye yaramadı. Burada olması gerekenlerin hepsi bu çatının altındaydı. Ey madem. Sana Allah rahatlık versin. Çok oturma sen de. Maazallah sabah kalkama ne demem. Cumali aç kalmaz. Ömer. İyi misin? Aklım sende kaldı. Değilim, böyle nefessiz kalmış gibiyim. Böyle boğazıma düğümlenen bir şeyleri kesip atmak istiyorum. Ben gerçekten çok üzgünüm Ömer. Hayır, sakın. Sakın ben de onlar gibiyim deme. Çünkü... Ben öyle bir şey söylemek istemedim. Çünkü ne? Çünkü bu hayatta nefes alma sebebi misin sen benim? Sen ne söyleyecektin? Ben ne olursa olsun senin yanındayım. Gerçekten bunu bil, tamam mı? Bunu sakın unutma. Bir de... Ömer, benim kapatmam lazım. Bak kızım. Bu kadar harabenin arasına yeni olmaz. Sen o Ömer'e söyle. Dedesini döndürmek için bir yol bulsun. Sen de Cumali ile ocağının arasına girme. Yakışmaz. Yakışmaz kızım. Ya sen niye karışıyorsun ya? Ağzını burnunu kıracaktım herifin. Uzatma lan! Şu haline bak. Kavga ettin, nereye geçti eline? Boşanmışsın. Üstüne gidip evlenmişsin. Sen şimdi hangi sıfatla gidip hesap soruyorsun? Ulan neden o zaman anlatıyorsun bana? Niye anlatıyorsun? Tabii at koşturmalarına izin vermeyeceğiz. Ama konjektüre de ters davranmayacağız. Konjektürüne falan filan başlatma bana. Görmedin mi hallerini? Albayım. Albayım bak. Aklını kullan. Haklıyken haksız olma. Senin ortak noktan kim? Çocukların. Ne yapacaksın? Onların huyuna suyuna gideceksin. Onlarla vakit geçireceksin. Halil'e alan bırakmayacaksın. Anladın mı? Bak adama. Çocuklarla ne kadar iyi yönetiyor ilişkilerini. Feyiz alacaksın. Onu kendi silahıyla vuracaksın. Alacağım ben onun façasını aşağıya. Alacağım. Alacağım. Tabii tabii. Önce biz eve götürelim seni, bir dinlen yat. Yenge sorarsa kavgaya karıştık dersin. Beynini yemesin. İyisin değil mi? Akşam akşam canımızı sıktı. Ama ben iyiyim. Gerçekten ben çok iyiyim. Tamam. İyi ol. Sıkma canını.
İyi geceler. İyi geceler Melek. Melek. Biliyor musun? Yıllar sonra ilk defa aklımda ve yüreğimde bir soru olmadan huzurlu uyuyacağım. Dikkatli git olur mu? Edeyim mi? Nereye falan mı? Büyüdüm ben. Ya sen ne ara büyüdün ya? He? Büyüdü hem baba. Ha vallahi büyüdü. Ha doğru diyor. Yakında aşık da olur bizim Seyda'yı. Ha? Evleneceğim ben diye tutturabilir. Düğün ne zaman küçük Seyda'yı? Yapacağız demiştin. Sünnet düğünü mü? Böyle bir şey vardı ya. Ben yemin olsun unuttum onu Seydalim. Aman çocuğum boyu boyama geldi. Hala sünnet olmadın mı sen? Yok. Yok olmadı. Ha. Mahmut. Oğlum artık bu iş sende. Madem söz verip tutmadın. Aha. Düğüncü başı oldun ya. Organizatör ya. He, organizatör he. Ne zaman başlayacak hazırlıklara? Mahmut ne zaman hazır olursa. Ama baba bir an önce başlamak lazım. Yani bu işin davetiyesi var, elbisesi var, kombini var, takısı var. Bu yok, 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 yok. Böyle davetiye mavetiye gerek yok. Ben bir davulcu tutarım, bütün kapıları gelirim. Ben de davulcu olabilir miyim? He. Çalıcım tabii gülüm. Seni sevdiğin oyundan da getirdik Seyit Ali. Hacıvat'la Karagöz'ü seveyim ki sen. Ondan da getirdik sana. Yaşasın. Kirvesi kim olacak şimdi bunun? Ona da benim kuzum karar verecek artık. Kirve ne? Ya çocuk daha kirvenin ne olduğunu bilmiyor ki. Kirvene bileyim Seyit Ali. Bak şimdi. Sen sünnet olurken seni bir adam geliyor böyle kucağına alayım. Seni böyle kaldırayım. Oradan bizim sünnet. Mahmut. Ne diyeyim oğlum sen? Üç gün boyunca bu seni kucağına alan adam seni böyle kucağında dolaştırıyor. Sen böyle ne istersen yapıyor ama ne istersen yapıyor. He? Ne istersen mi? Ne istersen yapıyor. Yaşasın.
Tamam, o ekmeği yedikten sonra doğru okun. Mahmut, bu iş sende. Sakın sektirme ha. Ya ben onu bu sefer unutur muyum baba? Sen işin belli olmasın. Teker teker daldık gittik. Büyükler sayılmaz, sözleri dinlenmez oldu. Anne sen bir kuyunun başına gidip bütün kinini oraya mı döksen acaba? Yalan mı diyeyim, ha? Ne istiyorsunuz? Ben de mi alıp başımı gideyim? Buna kalkmadın. Erkenden çıktı o. Okula gideceğimmiş. Anladım. Ararım ben. Kolay gelsin. Gidesin var baba. Sevdiğim kadını alıp, annemi alıp buralardan gidesin var. İhtisasımı kazanıp yerim yurdum belli olsaydı vallahi durmazdım bir dakika. Benim bir şekilde uzaklaşmam lazım baba buradan. Yoksa senin kokunu buldum dedemi ben kırıp geçeceğim. Bir daha yüz yüze bakacak halimiz kalmayacak. Ne yapayım baba? Hı? Söyle bana babam. Bana bir yol göster. Kimseyi kırmadan, üzmeden ben bu meseleyi nasıl çözeceğim babam? Buyur. Baba nasılsın? İyiyim. Akşam abimin yemeği var. Belediyeyle konuştum. Annemler de konakta duasını yapıyorlar. Haberin olsun. Aferin, iyi etmişsiniz. Görgülü kuş gördüğün eder. İyi tamam hadi. Vaktim yok benim, işim gücüm var. Hadi. Baba biz seni alın. Ne oldu? Der miyim? Yok. Sen yapman gerekeni yapayım. Odaya var. Aç yalnızsın mı? Ay bak konuştuğumuz gibi bunun bu mangalı yani kömürü koyduğumuz yer çok düzgün olsun tamam mı? Bir de böyle tezgah geniş olsun ki ben hani salata yapacağım, kebap yapacağım falan orada rahat rahat çalışayım. Ya Mithat'ım hevesli ve sigorucunu da kesmedim ama o iş bende aslanım. En iyisini yaparız. Eyvallah eyvallah sağ olasın abi o iş sende. Ne kadar sürer? Birkaç gün alo derim. Telefonumu kaydettin? Kaydettim. Eyvallah kolay gelsin. Güle 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 güle. Kolay gelsin. Alpay nerede? Alpay abi çarşıya gitti yok burada. Peki tamam. Ben yardımcı olayım. Evet Kenancığım bir yardımcı ol. Ne konuştunuz Alpay'la? Oradan başla mesela. Yüzü gözü dağılmış halde geldi eve. Bilmesi gereken bazı mevzular konusunda hasbihal ettik. Az sinirlendi. Olur böyle şeyler. Öyle mi? O zaman Alpay'la ben de bir hasbihal edeyim. Ne dersin? Alpay'a anlaşmamızdan bahsetme.
farkında mısın? Ağzını açan ben olursam bütün düzenin tepetaklak olur. Hareket alırken bana dikkat etmeni tavsiye ederim. Ha, olur da etmezsen kaos olur. Kaos severim. Ama Alpay kaldıramaz. Onu üzecek bir şey yapmam. Geldiniz. Hoş bulduk. Bilseydim dükkana vuramadan gelirdim. Aç mı bekledin sen? Olsun. Çayları koyup geleyim ben. Yok, yok, yok. Sen otur, otur. Kardeş, sen de otur. Ben çayları alır gelirim. Ben alır gelirim. 20 sene bekledik bu güzel kahvaltı için. Oturun bakayım. Saçlarım. Bunu sen yapmıştın. Bu evinde seni bekleyen bir sandık dolusu hediyem var. Çok tuhaf. Aynı heyecan. Yani yıllar geçse de kalbin telaşı eskimiyor işte. Müsaade var mı? Ya Mirza yapma ne olur. Ya ne yapıyorum? Çay getiriyorum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun kardeş. Eline sağlık. Hadi ekmekler sıcakken o zaman. Kendine sağlık. Bize bu güzel günleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Bilmiyorum ki nasıl olacak. Düşünmeyeceğiz Melek. Nasıl olacak? Su akacak, yolunu bulacak. Neden? Çünkü fıtratı budur. Hadi bismillah. Oo, afiyet olsun. Anneciğim. Merhaba. Merhaba. Ha, güzel kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hadi geçin o zaman kahvaltıya. Siz böyle geçin. Ben zaten gideceğim dükkana. Malum akşam hazırlık var. Akşama bekliyorum sizi daha da. Tamam tamam abi, geliriz. Kardeş, bir şey lazım olursa ara beni, ben gelirim. Tamam derdim. Tamam. Kolay gelsin. Hadi sağ ol. Geç Kerem, geç, 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 geç. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Anne biz oturuyoruz da biz yedik. Aç değil misiniz oğlum? Olsun biraz atıştırırız. Bak katmer yersin. Oh. E nasıl geçti dün akşam? İyi miydi, güzel miydi yemek? Şş, süper yemekler yedik. Halam döktürmüş. Deden forma almış. Bak. Aa, size hediye mi almış? Bütün takıma da imza attırmış. Güzel. Kızına da gitar almış. Defne'm hep istiyordun. Sevdin mi? İyi misin sen kızım? Defne'm iyi misin? Oh, oh böyle gül işte. Oh çok şükür. Çok şükür. Siz böyle güzel güzel anlatınca çok mutlu oluyorum. Hep söyledim ama size değil mi, dedeniz sizi çok seviyor diye. Annem ama keşke sen de olsaydın. Olsun kızım. İnşallah o da olacak bir gün, o da olur. Anneciğim,
kızını ve küçük oğlunu dedeme sattım bu sabah. Ne demek Kerem? Evet sattım. Sıkıldım, sıkıldım ya. Biraz baş başa kalalım dedim. Tamam oğlum da nereye gidiyor çocuklarımı, nereye gönderiyorsun? Kerem, salak salak konuşma istersen. Ali çok mutlu oldu anne orada uyanınca. Hem Nefis abla dedi ki burada kalın, okula da yakın. Kalırsınız arada kızım. Orada düzeniniz de var sizin, değil mi? Evet, dedem de zaten öyle dedi. Yani anneciğim anlayacağım. Kızın bohçasını toplayıp gidiyor ve sen de bana kalıyorsun. Kerem tam uzatma istersen artık, kıskanıyor mu ya? Annem zaten bırakmaz, gelir. Ali de özler. Gelirsin değil mi anne? Bırakmam kızımı ben o kadar. Tamam ya, ne ağladın? Tamam, ben getiririm annemi. Aa, anne bu arada unutmadan Mahmut dayı Ali için sünnet düğünü planlıyor. Dedem de hemen yapalım dedi. Bu yüzden Nefis hala seni çağırıyor yani hazırlıklar için. Babam torununun mürüvvetini görmek istiyor. Efendim amca. Ömer ne yaptın bak sabah erken çıkmışsın, görüşemedik. Mezarlığa gittim, şimdi çıktım okula gidiyorum. Birkaç evrak işi var, onları halletmem lazım. Ya şimdi sırası mıydı, ben nereye yetişeyim ya? Dükkanı mı yetişeyim, yemeğe mi yetişeyim bilemedim. Ya amca, hoca acil çağırdı. İşlerimi halledir halletmez geleceğim, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Abi kolay gelsin. Mithat, sağ olasın. Yemek hazırlayalım. Öyle ya, arabayla uğraşmayayım dedim, bana patladı. Ben yardım edeyim abi sana. Yalıkmaz mıyım oğlum seni? Olur mu abi ya? Hüseyin abinin yemeği değil mi vazifemiz? Sağ olasın vallahi, Allah göndersin. O da tamam, alırım ben. Nasılsın? İyi abi, ne yapalım? Bak kızım, bu kadar harabenin arasına yeni olmaz. Sen o Ömer'e söyle, dedesini döndürmek için bir yol bulsun. Sen de Cumali ile ocağının arasına girme. Yakışmaz. Saadet haberin ocağımıza ilk düştüğünde içim dalındı. Acımı hiç dinmedi. Ama bu vatan için evladını kurban vermenin gururuyla yaşadım. Ömer'im de buldum teselli. Ya baban? Ayakta kalmak için o mu Ömer'in elini tuttu? Ömer mi onun elini tuttu? Belli değil. Şimdi gel gör halimizi. Gözlerinin önünü görmeyeler kilden. Aralarında kaldım olan Mahmut. Ömer'i tutayım derken baban gitti. Döner elbet. Ya dönmezse? Sen için de öyle dememiş miydin? Döner elbet. Ya giden dönmeyse, ya gidenin kolu kanadı kırılıysa. Efendim Defneciğim. Vilan teyze, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de idare etmeye çalışıyorum. Kusura bakma Vilan teyze, ben seni rahatsız ettim ama... Vilan teyze, Ömer çok mutsuz. Akşam galiba dedesi gelmeyecekmiş. Ben arada kaldım, ne yapacağım şaşırdım. Bir şey yapmak istiyorum, yardımcı olmak istiyorum ona ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Defneciğim, güzel kızım bak sen hiç böyle şeyler için suçlama kendini. Suçlasın, her şey... suçlasın. Sen ver bakayım o telefonu. Ana ne yapıyorsun sen? Bana bak kızım. Ana başımıza ne geldiyse... Ananla senin yüzünden geldi. Zelzele gibi evimi salladınız, kökler birbirinden ayrıldı. Sen de hala utanma. Bana ne arayın burayı?
Etme ana, hiç yakışıyor mu sana? Ne yakışmayacakmış? Evimin düzenini korumaya çalışayım. Baba, beni iyi dinle. Sende az merhamet varsa, az vicdan varsa çekilirsin Ömer'in yolunun üstünden. Atasıyla arasına girme. Yoksa vallahi iki elim yakanızda olur ha. Zümrüt teyze, ben bir şey yapmadım ki. Da ne yapacaksın sen? Etle tırnağı ayırdın birbirinden. Ne yapacaksın? Yetti. Tamam. Tamam, ayrılalım. Hepiniz rahatlayacak mısınız? Sizin bir arada olmanız kabahat. Kabahat. Tamam, tamam. Ben bir daha Ömer'in yanına gitmeyeceğim. Bitti, bitti bu iş. Bitti, tamam mı? Cumali amcayı ara. Ara, dönsün evine rahat rahat. Olur mu? Sen ne ettin be ana? Ne edeceğim? İlk başta ana olup da senin etmen gerekeni ettim. Hayırdır albayım, nerelerdesin? Dün akşamki olaydan sonra Melek Hanım uzaklaştırma kararı çıkartmış. Karakollara düşürdü bizi. Böyle mi uzaklaştıracakmış seni? Onun ne melek yüzlü şeytan olduğunu bilmezsin sen. Boş ver kardeşim. Biz yolumuzu buluruz. Biz zaten hayata gelirken yollarımız kapatılmış. Aşmasını bilmişiz. Bunlarla mı korkutacaklar bizi? Ha şöyle. Bol şekerli bir kahve söyleyeyim de sakin. Seydal Efendi, kahvaltı saati çoktan geçti. Uykuyu da sevmezsin ya, başka işin vardı demek ki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yok valla, ben çoluk çoluk, torun tombalak. Oturdum, kahvaltımı yaptım şükür. Sen bana nispet mi yapıyorsun ya? Ha, valla şılan, ben gelip kahvaltını hazırlamayınca aç kalmışsın, huysuzluk yedin ya. Ne, kendime bakamayayım mı ben? Kahvaltımı ettim. Üstüne de kahve. Keyfim yerinde anlayacaksın. Ha, maşallah, maşallah. İyi o zaman, kalk giyin de gel. Ne o? Dolanmaya mı çıkaracaksın beni? Yok. Oğlanın yemeğine götüreceğim. Yok. Ben gelmem. Buradan ederim duasını. Ya ana, anladım Şirhan'ı dersin. Ama Hüseyin'in babasına mı dersin? Hadi kalk giyin, hadi. Gelirim ama şartlarım var. Ha. Her sabah kapıma dayanmayı bırakacaksın. Yemekten sonra da buraya döneceğim ben. Hele gel de donarsın. Ya kadına geleyim de gönlüne su dök, ne olur. Beni görünce ferahlar o, merak etme sen. Çoğunu ben doldurdum ha. Kalanları doldurup bulmacayı ben çözdüm demesi ona. Nerede kolay varsa hepsini doldurmuşsun. Zorlar duruyor. Sen hayırdır ya? Et işinden sıkıldın, bunaldın da bir de tatlı işine mi gireyim dedin kendi kendine? Kime diyeyim ben hey? Kime diyeyim ben? Yemek için yardım ediyorum abi. Yemeğe yardım edeyim ha? Bizim de yardıma ihtiyacımız var.
Bize ne yardım etmeye geldin sen? Ha? Ya sen kendin yıllarca kin güdüp düşman bellemedin mi Şiranları? Ha? Şimdi sen ne oldu da bize sırt dönüp, bize yüz çevirip al bunların dibinde biting? Ha? Bitti mi abi? Bitmedi Mithat. Bitmedi. Ya sen düne kadar al bunların kapılarının önünden geçmezdin. Ya ne oldu Allah aşkına içinde bağ ya? Ya ne oldu da sana bunlara yardım edeyim? Ya senin kendi atandan, kendi babandan haberin var mı hele? Abi yeter! Ne diye soracakmışım ben babama? Ne diye soracağım? O diyeceğine dedi, ben de kararımı verdim. Hem sen ne diye geliyorsun benim üstüme ya? Ne diye geliyorsun? Ben kimin yanında istersem onun yanında olurum. Sana ne? Sana mı soracağım? Sen nasıl konuştun lan abinle? Öyle konuşuyor. Bak benle düzgün konuş. Nasıl konuşuyor? Böyle konuşuyor. Ha? Ya bir bırakın abi. Ya abisine ne edeceğim? Ya bir bırak ya abisine ne edeceğim? Bir görelim ya. Hadi. Ne yapıyorsunuz hadi. Oğlum siz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne edeceksin abine mi vuracaksın sen? Mahmut. Ne yapıyorsunuz abi Mithat? Ayıp değil mi oğlum abin o senin? Eğer abimse abim gibi konuşsun. Sen de kardeşsen kardeşliğini bil. Duydun mu? Duydum. Mahmut. Hadi sen git. Akşam aldır gelirsin Seyran yemeğe. Hadi. Öyle bir şey yapma Mithat. Öyle bir şey yapmayacağım. Mahmut. Bu benim abimin yemeği. Davet de bizim. Ben kendim çağırıyorum Mithat'ları uzatma. Ya Allah aşkına için hadi neyi uzatmayayım hele ya? De bana. Neyi uzatmayayım ben? Sen de bizi sınar gibi gözümüzün içine sokayım. Siz ha kendi burnunuzun dikine gide gide. Cumalem mi kaçırdınız gittiniz buradan. Ya affeyle beni de. Sıra Seyidel Usta'ya mı geldi? Sıra benim babama mı geldi? Bırak abi bırak. Bana olan öfkesinden insanlığını unutmuşum. İnsanlığını mı unutmuş? Şişt, tamam. He? Mahmut. Mahmut. Ben insanlığımı yitirdim. Mahmut. Tamam Mahmut. Mahmut. Hadi sen de git. Git akşama gelirsin Zemiyat. Hadi. Bakarız abi. Sen bir şeye ihtiyaç olursa ararsın. Buradan bize malzeme çıkaralım. Efendim Ömer. Nefes sen ne yaptın? Ne yaptım? Babaannen çok üstüme geldi Ömer. Sen de benden ayrılmaya mı karar verdin Defne? Hayır, gerçekten öyle değil. Tabii ki de öyle bir şey yok. Öyle söyledim. Birden ağzımdan öyle çıktı ama... Şu an böyle söyleyelim. Hem akşamki yemek geçsin, deden dönsün. Olmaz mı? Defne sana bu işlere karışma. Ben kendim halledeceğim demedim mi? Yine kafana göre işler yapıyorsun. Saçma sapan oyunlara giriyorsun. Kapatmam lazım. Amcam arıyor. Ömer. Gün bilmeyin. Her şeyimizin içinde maşallah. Hala da söylen ona değil mi? Aynı Defne'ye ettiğin gibi. Herkes hak ettiğini duyuyor kızım. Ah babam hala ortalarda yok. Tabii. Diyemedim ki gönül rahatlığıyla ayrıldılar diye. Gelsin adam. Sağ ol. Sen de sağ ol. Yine kaldık mı baş başa? Bu ne lan şarkı sözü gibi? Ne bileyim oğlum aklıma geldi işte birden.
Biraz ciddiyet, taziye yemeğindeyiz. Ne yapayım? Davet edilmedik ki yemeğe. Sapla samanı karıştırıyorsun albayım. Karşında düşmanın da olsa ölüsüne saygın olacak. Efendim. Hah, Alpaycığım. Neredesin? Yemek hazır canım. Kenan'la çalışıyoruz. Alpaycığım, Kenan da gelsin. Ne var? Tatlım, dükkandayız dedim ya. Aman Allah aşkına, ne işiniz var sanki? Ne yapacaksınız? Bu gece de mi dükkanın önünde sabahlayacaksınız yani? Kenan, bunda bir şeyler hazırlamış. Kenan da gelsin diyor. Katılır mısın bize? Aileyiz oğlum, gidelim. Tamam, geliyor. Tamam. Bu arada Mithat yok ortalarda. Deşelim şu işi. Şuradan ayrılmışsın. Açıklarda kalmasın çocuk. Hadi. Mustafa, sen de al şey helvayı. Mustafa, hemen gel yuvalamayı al buradan ha. Çok şükür. Hayırlı akşamlar Zümrüt Hanım. Hoş geldin Cumal. Hoş geldin baba. Zahmet oldu. Tatlıları sen mi ettin ustalarıma? Annemim. Ver o daru Zeynep. Şükür avuçturana. Vallahi çok özledik. Alıştırsan kendini hiç fena etmezsin Zeynel. Buralara dönmeye niyetim yok. O nasıl laf usta? Olmaz. Yani sensiz olmaz. Vallahi başsız tavuk gibi kalırız burada usta. Olur olur. Alışırsın, alışırsın. Al. Defne ile Seyit Ali sizde kalacaklarmış artık. Heyecanlı heyecanlı anlattılar bugün. Seyit Ali'ye sünnet düğünü yapacakmışsın. Sağ ol baba. Ha. Düğünü yapacak ya. Allah kısmı ederse. Hazırlıklara başladık Zahar. Ben bir de söz verdiydim ona. Çok çok sağ ol baba. Sen çocuklarıma yuva oldun. Allah senden razı olsun. Çocuklarına değil. Torunlarıma. Ballık Akmer'im. Anne, biliyor musun? Ben sünnet olacağım. Dedemle davul çalacağım. Gümür 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 gümür. Hacı kadın, hoş geldin. Hoş. Hoş geldin. Buyurun şöyle. Sağ olasın. Cumali dede. Cumali dede. Ya yavaş, düşeceksin yavaş. Gel, gel, gel. Maşallah, maşallah. Gel bakayım, uçayım benim. Hoppala. Ayağına sağlık açık kadın. Allah kahretsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz bakın? Hoş geldin paşa. Hoş bulduk. Cumali dede, biliyor musun? Ben sünnet olacağım. Bak hele. Hadi hayırlısı bakalım. Ne? Dinlerim de sen olacaksın. Kirve olmasın o. Seyit Ali, bir dakika ya. Senin kirven ben olmayacağım değil mi? Dedem kendi seçti. Ben de Cumali dedemi seçtim. Seni yerim ben ya. Geçek o zaman. Of öyle seni. Maşallah. Aslanım benim. Oh, anne.
geliyorum. Oh. Melek. Bacım. Yarın bana abi uğra da kızım bohçaları açıp bir bakalım. Bakalım ne eksiğimiz var görelim ha. Tamam alacığım. Geliriz bakarız olur mu? Tamam. Hadi kızım geçin bari. Bile istediğin değil mi? Bırak dur diyeyim kafi gelmeyi barınak kadar çocuğu alet edeyim bu işe. Ya Cumali sen ne diyeyim? Ne bana sebep? Çocuğun kendisi saçtı. Aa. Sen masraf çok oluyduysan başka adam. Barınak kadar çocuğun masrafından ne olucuymuş? Ayıp olayım. Kimsenin keyfini beklemeye hacet yok. Başlayalım yemeğe. Dağıtın yemekleri. Hadi arkadaşlar. Seyit Ali, acıktın mı? Evet. Güzel yemekler var. Biraz geciktim. Yemeğe başlamadan önce izninizle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Amca, sana bugün yardım edemedim. Ama gerçekten işlemlerin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Mezuniyetimi özellikle bugüne yetiştirmek istedim. Babamı andığımız bu sofrada, herkesin önünde ona gururla diplomamı aldım demek istedim. Olsun anne. Tamam anne. Tebrik ederim. Neden? Benim de emeğin çok. Hakkını ödeyemem dedi. Biz üzerimize düşen vazifeyi yaptık doktor. Ben de vazifemi yapacağım dedi. Hem anama, hem babama, hem size, hem de bu toprakların bir evladı olarak vatanıma. Şehit bir babanın oğlu olarak. Bugün diplomamı alır almaz askerlik şubesine gittim. Yoklamamı yaptırdım. Yeni cep dönemine adımı yazdım. Askere gidiyorum. Annem. Oğlum. Yemin töreninden sonra da sevdiğim kıza vazifemi yerine getireceğim. Allah'ın emriyle onu ailesinden isteyeceğim.